analistler seçti. Patlama potansiyeli yüksek olan 5 altcoin diye söylüyor. Ve bu noktada 5 kripto paradan bahsedeceğiz biz de. Bunlar neymiş, ne değilmiş diye. Şöyle baktığımız zaman Sol var, Ether, Doge var, Link var. Bir de ADA ile karşımıza çıkıyor. Evet, bakalım. Bu arada tamamen katılıyorum. Yani bu listedeki 5 kripto paranın 5'ine de katılıyorum. Onu açıkça söyleyebilirim. Çünkü çok iyiler gerçekten. Birbirlerinden farklı hareket normalleri var. Doğru. Birbirlerinden farklı şekilde yükselişler yapma potansiyelleri, yükseliş gerçekleştirme potansiyelleri bulunuyor. Ama bütün bunların yanı sıra gerçekten de bu sezon önleri açık yani. Hafif bir yavaşlamaya rağmen kripto para piyasası geçtiğimiz haftalarda 37 bin doları Bitcoin aşmasıyla ve daha da yükselmesine tanık oldu. Şu anda tabii BTC tarafında çok sert yükselişler oldu. En son zaten gördünüz 38.850'lere doğru yıllık rekorlar kırıldı. Yılın ve son 18 ayın hatta artık 19 ayın rekorunu kırdı Bitcoin ve çok ciddi bir yükseliş hareketi gerçekleştirdi. Yine ben hatırlatayım, saat 19.00'da Fed Başkanı Jeremy Powell konuşacak. Bu yükselişlerin onun konuşmasından önce olması da bir o kadar iyiydi. Çünkü piyasadaki bundan kaynaklı hacmin düşük olduğunu bilmemize rağmen yine de bu kadar güçlü yükselişlerin olması pozitifti. Tabii bir de Powell'ın konuşması güzel geçerse işte o zaman 10 numara işler görürüz. Öyle ki daha TÜFE açıklanmadan 12'sinde ve Fed faiz kararını vermeden önce bile şu anda Powell'ın konuşmasından kaynaklı olarak elde edilen verilerle faizin artırımı değil, statükonun korunması üzerine fiyatlama yapılabilecek olup yükselişler yaşayabiliriz önümüzdeki günlerde. 19'a dikkat. Konuşacağız zaten. Aynı zamanda altcoin'lerde güç gösteriyor nitekim. Tanımıyorum. Takma adlı analist diyor. Altcoin sezonu işaretlerini gördüğünü söyledi. Analistlere göre 5 token alt sezonda diyor. Öndeki koşucular olacaktır. Şimdi evet, genel olarak sezonu değerlendiriyor. Altcoin sezonu nedir? Çok kısaca söylemek gerekirse altcoin sezonu tabii altcoin'lerde korkunç patlamalar oldu. Ya bu şu anda da mesela örneğin soldan bahsediyoruz değil mi şu an? Sol coin'de yükselişler olmadı mı? Yani 8-9 kat yükseliş yaptı tabii birkaç ay içinde. Ama bu yine de tam anlamıyla bir altcoin sezonu tabirini ifade etmiyor. Altcoin sezonu dediğiniz bunun çok ilerisinde. Kat kat korkunç fiyatlar geliyor. Yani insanın gözünü uyku tutmuyor yani öyle söyleyeyim. Şeyden böyle neler oluyor falan diyorsunuz. Altcoin sezonu dediğiniz Bitcoin ATH'ından sonra olur. Bitcoin ATH yapar. Parayı piyasaya çeker. Ondan sonra başlar bu dağılmaya altcoin'lere. Bu ne zaman olur? Bu garantisini vereyim. Hani daha öncesinde konuşmayayım. Fed faiz indirimine başlayınca. Çok büyük ihtimalle 1 Mayıs 2024'te Fed faiz indirecek. Ondan sonra başlar. Çünkü piyasa uçar yani. Bildiğiniz uçar. Bir de sürekli indirecek yani adamlar. Faiz artırım döngüsünün tersi. Şimdi soldan konuşuyor. 2024'te 3 haneye çıkabileceğini söylüyor. Vallahi ben şöyle bir şey söyleyeyim. 2023'te bile 3 haneye çıkabilir. Ya tabii ki bu noktada kesin bir şey söylemeyiz. Ama Bitcoin yükseldikçe 45 bin doları gördükçe böyle bir potansiyeli bile var yani buna yakın fiyatlarda hareket görmeye. 2024 yılının içerisinde Sol ATH yapar. Yetişir yetişmez bilmiyorum. Sezon içerisinde 500 dolarla 1000 dolar arasında değişen fiyat tahminleri var. Yani 2025 ve 2025'in sonuna kadar katılıyorum. Bu fiyatları göreceğini kesinlikle düşünüyorum Sol'un. Çok güçlü, portföye çok yakışır. Ether'den bahsediyor. Ether için de çok ciddi tabii ki fiyat tahminleri var. En son Döşer 16 bin dolardan bahsetti. Ondan önce Arthrace 31 bin dolardan bahsetti. Bence 31 bin dolarlar Ether için çok da zorlanmadan görülebilecek fiyatlardır.
bu sezonun içerisinde. Çok güçlü bir kripto para birimi. Ether diyoruz. Yani daha ne diyeceğiz bilmiyorum. Dogecoin'i unutmuyor diyor. Dogecoin radikaldir. Mesela ilerleyen videolarda da konuşacağız. Doge şu an hem Ay roketinin kalkışına hazırlanıyor. Elon Musk'ın klasiği. Aynı zamanda X üzerine entegrasyon da Ocak ayının içerisinde en geç beklediğimiz için bu noktada pek çok pozitiflik bir araya toplanmış, toplanacak gibi gözüküyor. Yani durum aşağı yukarı bu şekilde. Doge klasik 1 dolar fiyatlarından konuşulur. İdealdir ve bence rahat rahat Doge bu sezon 1 dolar fiyatını görebilir. Bir de Dogecoin'in yükselişi tıpkı XRP gibi çok şaşalı oluyor. Böyle çok güçlü oluyor. Durum budur. Doge'da tıpkı Ether gibi, tıpkı Sol gibi portföyde bulundurulması lazım. Chainlink'ten bahsediyor. Link yakın zaman önce Doge'er 180 doları telaffuz etti. Yine Chainlink, Van de Pop'un favorisidir. O da sürekli 180-200 dolarlardan konuşur. Olacak iştir. Piyasanın en iyi, en büyük Oracle projesidir. Chainlink. Aynı zamanda Link'e baktığımız zaman çok güçlü, çok sağlam bir kripto para birimi. 29 dolar gibi fiyatlara kadar ben 2023'te bile hareket edebileceğini düşünüyorum. Ve Chainlink'in rahat rahat sezon içinde 3 haneli fiyatları görebileceğini düşünüyorum. O yüzden kesinlikle bence portföylerde bulundurulursa Link kişiler kendisi için iyi bir iş çıkarmış olacaktır kanaatindeyim. Durumlar bu şekilde. Link'i portföye eklemek lazım. Link iyidir. Ethereum balinalarının da çok sık alım yaptığı bir kripto para birimidir. Bakınız ADA. Miles Dosher'e sorduğunuz zaman 16 dolar. Dark Defender'a sorduğunuz zaman bu sezon 50 dolar olabilecek bir kripto para birimidir. Benim minimal idealize ettiğim ATH fiyat tahminim 10 dolar. Yani ADA'nın 10 dolarları ben zorlanmadan alabileceğini düşünüyorum bu sezon. Daha ilerisini bilmiyorum. Yani ne kadar olur ne kadar olmaz. Çok istikrarlı ve çok sağlam bir kripto para birimi. Geçmişte de korkunç yükselişler gerçekleştirdi. ADA'da portföye yakışır. Bu haber üzerinde derlenen kripto paralar açıkçası benim buradaki gördüğüm beşli. Sezon içinde olmazsa olmaz dediğim 5 kripto parayı içerdi. Beğendiğim bir liste oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.